Bu durumda öncelikle şirketin tüzel kişiliğinin olup olmadığına bakmak gerekir. Eğer şirket bir tüzel kişiliği olan şirket, yani ticaret şirketi, limited şirket, anonim şirket, kolektif şirket gibi bir şirketse, bu şirketin yetkilileri, sorumluları bundan sorumlu olacaktır. Eğer bir gerçek kişi şirketten bahsediyorsak, yani adi ortaklıktan ya da tek bir gerçek kişiden bahsediyorsak, zaten tüzel kişiliği olmadığından şirketin sahipleri sorumlu olacaktır. Burada tabii bahsettiğimiz sorumluluk ceza ve hukuk olarak ikiye ayrılmalıdır. Ceza sorumluluğu her zaman için kişiseldir. Dolayısıyla suçu işleyen kişi bulunup ondan alınacaktır. Yani bir kişi şirkette korsan film video izliyorsa ya da yüklediyse cezai sorumluluk buna aittir. Ama hukuki sorumluluk dediğimiz tazminat sorumluluğu, örneğin korsan yazılım bulunduğunda bunun 3 katına kadar ödenmesi gereken tazminatın sorumluluğu her zaman için şirkete aittir.